Dilerim, merhabalar. Dilimizin Zenginlikleri projesinde Şubat ayı için bizlerden kültürel ögeler içeren içeriklerin hazırlanması istenmiş. Öyleyse Şubat ayında bizler özümüze ait yöresel değerlere yer vereceğiz. Bu konuyla ilgili nasıl çalışmalar yapabiliriz? Birkaç örnekle paylaşmak istiyorum sizlere. Bunlardan bir tanesi Çinicilik. Çinicilik biliyorsunuz ki Osmanlı zamanında çok kullanılırdı ve birçok tarihi eserimizin üzerinde Çin'i eserleri bulunmakta. Bu konuyla ilgili bir sanat etkinliği yapabiliriz ve Çin'i ne demektir? Bununla ilgili bilgilendirme çalışmaları yapabiliriz. Bir diğer çalışma ise dokuma çalışması. Dokuma ne demektir? Bu kelimeyi öğrendikten sonra ister iplerle, isterse eva ile dokuma çalışmaları yapabiliriz. Bir diğer örnek çalışmamız ise yöresel yiyeceklerimiz. Biliyorsunuz ki bizim ülkemiz çeşitli yörelere sahip, çeşitli farklı yiyeceklere sahip. Örnek veriyorum ki bugünü muhlama günü olarak seçtik ve çocuklara o yiyeceği tattırabiliriz. Muhlama ne demektir? Bu kelimenin üzerine çalışabiliriz. Bu da farklı bir etkinlik olacaktır diye düşünüyorum. Ebru kelimesini öğrendikten sonra eğer gerekli malzemeler varsa onlarla ebru çalışması yapılabilir veya tıraş köpüğü yardımıyla ebru çalışması yapılabilir. Hem çocukların hoşuna gidecektir hem de yeni kelime ve kültürümüzü öğrenmiş olacaklardır. Bunların haricinde yöresel kıyafeti olan öğrencilerimiz varsa giyinerek okula gelmesini isteyebiliriz veya fotoğraflarını, videolarını gösterebiliriz. Yöresel kıyafetlerin isimlerini sorabiliriz. Mesela peştemal. Peştemal nedir? Çocuklar yeni kelimeler öğrenecektir. Böylelikle bizim yöresel kıyafetlerimizi de tanıyacaklardır. Bu konuyla ilgili sanat çalışmaları, sanat etkinlikleri de yapılabilir. Bir diğer örnek çalışmamız ise sıra gecesi. Sıra gecesi ne demek, çiğ köfte ne demek veya örnekleri çoğaltabilirsiniz. Bu kelimeler üzerine çocuklarla çalışılabilir. O gün sınıfta sıra gecesi etkinliği uygulanabilir. Çok da eğlenceli olacağını düşünüyorum. Veya Hacivat Karagöz gösterisi sunulabilir çocuklara. Gösteri sırasında gösterinin içinde geçen bir kelime seçilip o çocuklara öğretilebilir. Böylelikle yine kelime hazinelerinin gelişmelerine destek oluruz ve kültürümüzle ilgili bir karakteri hatta iki karakteri çocuklara vermiş oluruz. Hatta Hacivat Karagöz'le ilgili çocuklar kukla sanat etkinliği yapabilirler. Kendi kuklalarını, kendi gösterilerini sunabilirler. Veya çocuklarla sema gösterisi yapılabilir veya izlenebilir. Sema ne demektir? Semazen ne demektir? Mevlana kimdir? Bu konuyla ilgili kelime öğrenme, bilgilenme çalışmaları yaptırılabilir. Bir diğer örneğimiz ise halk oyunları. Halk oyunları gösterileri izlenebilir veya hafta hafta halk oyunları çalışmaları yapılabilir. Mesela bu hafta zeybek gösterisi çalışıyoruz, öbür hafta horon gösterisi çalışıyoruz gibi. Çocuklara zeybek nedir, efe nedir? Bu konularla ilgili kelime öğrenme çalışmaları yapılabilir. Hem yöresel danslarımızı çocuklarımız öğrenmiş olur. Bir diğer çalışmamız şu şekilde olabilir. Velilerden eski eşyalar istenebilir. Çanak, çömlek, bakır, eski kullandıkları eşyalar istendikten sonra uygun bir ortamda bunlar hazırlanır ve bir sergi alanı oluşturulur. Sergi alanı çocuklarla gezilir. Bilmedikleri, tanımadıkları eşyaları sorması istenir. İşte yeni öğrenci kelimeler orada belirlenir ve bununla ilgili çocukların resim yapması istenebilir. Aynı bir müze gezisi gibi yani. Bunların haricinde türkülerimizi, tekerlemelerimizi veya halka mal olmuş şarkıcıların şarkılarını çocuklarımıza öğretebiliriz veya dinletebiliriz. İçinden seçtiğimiz kelimeleri çocuklara sorabiliriz ve öğrenmelerini sağlayabiliriz. Bu konuyla ilgili de oynaya.net planlarının Instagram sayfasında birkaç örnek paylaşmış. İstiyorsanız onlara da bakabilirsiniz.
Sizlerin de aklınıza farklı örnekler geldiyse lütfen yorum kısmına yazın. Bir kişi bile faydalansa bizim için çok önemli. Çünkü bütün bu çalışmalarımız çocuklarımız için. Bu çocuklar bizim geleceğimiz ve ne kadar iyi yetiştirirsek o kadar iyi ve güzel bir geleceğimiz olacak. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.